Bir tane blender için şöyle bir kaba hemen. Buradan öncelikle bir tane yumurta kırıyoruz. Şuracıktan hemen şöyle 3 yemek kaşığı un alacağım. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Şimdi dolu dolu koyduğum için yoğurdun suyundan alacağım. Çok katı olmasını istemiyorum. Şöyle kocaman sulu sulu 2 kaşık yoğurt. Blender'da bunu hemen... Terbiyem çoktan hazır oldu bile. Buradaki püf noktamız neydi? Tenceremizi alıyorduk. İçine birazcık musluktan soğuk su koyuyoruz. Şöyle yaklaşık yarım litre kadar falan. Ocağımızın altını sonuna kadar açıyoruz. Şu şekilde geçiriyorsunuz. Eğer etliyse et suyu. Bugünkü gibi tavukluysa tavuk suyu, sebzeliyse sebze suyu ekleyeceğiz. Bunu bu şekilde kaynayana kadar karıştıracağız. Burada küçücük bir püf noktası var. Erişteler piştiğinde biberleri içine atacağız. Ve biberleri attıktan sonra ocağın altını kapatacağız. Onları kendi haline bırakacağız. Şöyle yaklaşık 1 santimlik kalınlıklarda bunları doğruyoruz. Bu burada beklesin. Şöyle haşlanmış tavuk etimiz. Bütün malzemelerim hazır oldu bile. Çorbam yeni suyu eklemek için uygun sıcaklığa geldi. Siz de bunu bekleyin. Bu tepeden kabarcıklar çıktığı anda bunun içine istediğiniz sıcaklıkta suyu koyabilirsiniz. Çorbanız kesilmez demektir. Şu şekilde hemen. Tuzumu da ekledim içine. Kaynadığı anda... Neden kaynadığı anda? Bunların birbirine yapışmasını istemiyorum çünkü. Hemen eriştelerimi öncelikle içine atacağım. Tavuk suyum harika kaynadı. O zaman içine şöyle, çok fazla değil. Dolu dolu bir avuç kadar. Ben birazcık onun pişmesini istiyorum. Çünkü o piştikten sonra hazır olan bu malzemelerimi ekleyeceğim. Eriştemin piştiğini görüyorum. O zaman diğer malzemelerin hepsini ekliyorum. Küp küp zaten doğramıştık. Buzlukta ne varsa tavuk. Hemen kapya biberlerimi koydum. Tenceremi kapatıyorum. O zaman birazcık nane ile yağı yakalım değil mi? Böyle cozurtuyu duyalım. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar hızlı erimesi için hemen küp küp şey yapacağım. Bolca nane koyuyorum. Sadece nane olsun. Hemen altını kapatıyorum. Gerçekten özellikle kış aylarında yemesi... Müthiş olacaktır. İşte bu. Şöyle birazcık daha koyalım.